Yani fırıncıya safara bu zamın gelmesi gerekiyordu. Geç bile kalındı. Yani malum günümüzde artan odun, maya, gazete, kira fiyatlarına göre bu zam bileni şu an ekmeğin başa baş gitmesidir. Yani kar yok. Nebze olsa da nefes verdirtecek, rahatlatacak. Vatandaşın tepkisi ne durumda? Bu vatandaşın tepkisi tabii ki sadece ekmek değil, her şey. Yani bize yapacağı bir şeyimiz yok. Ya gelen un, odun maliyetleri, kira veya gazete, un hepsinin şeysine göre bu yapılan zamın geç bile kalındığı. Esnafın artan tepkisine karşılık gelen bir zam. Yani fırıncılar odası geç bilene kaldı. Peki şu an tepsileri ne kadar yapıyorsunuz? Yani şu an tepsiler ücretli olması gerekiyorken çok esnafımız tepsi pişirmesi ücreti bile almıyor. Peki ekmek şu an tam olarak? Ekmek şu an 2,5 lira. Son artışlara göre belki olabilir. Fiyatları, odun fiyatları, kira fiyatları, gazete, un, yani maya fiyatları onu gözlerine alırsa artabilme ihtimali var. Peki yapılan zamlarla ilgili yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yetkililere genel söylemek istediğim genel olarak yani bir nebze olsa rahatlattı ama tam olarak değil. Tabii ki yapılan zamlardan memnun değiliz. Çünkü zam geldikçe insanların alım gücü düştü. Geçen hafta ile bu hafta arasında ortalama kilogram başında 15-20 lira fark etti. Zam geldi. Şu an kıyma etin kilosu ne kadar? Şu an kıyma etin kilosu 110 ve 120 lira arası değişiyor. Parça et? Parça da 120 lira. Kuyruk? Kuyruk yağı yani bugün 95-85 arası. Artan maliyetlerden dolayı mecburen işte mazot olsun, yem olsun bunlardan dolayı her şeye gelen zam ete de geldi. Ete de yansıdı. Peki vatandaş ne görüyor? Hani sizin müşteriniz? Vatandaş ciddi anlamda alım gücü düştü. Yani 15 lira, 20 lira et alan insanlar var. Bu da ister istemez satışı da düşürdü, insanların alım gücünü de düşürdü. Peki. Çünkü son 2-3 ayda kurtardım. Konuyla ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var. Umarım devlet büyüklerimiz bir an önce buna bir el atar, vatandaşımız da ucuz etmiş.